Ateş! Ne yapıyorsun sen? İşimi yapıyorum. İşini yapıyorsun. Senin işin gücün şov yapmak. Niye böyle yapıyorsun? Ne gerek var bunlara? Ha, ne yapayım? Bir şey yapmayayım da hasta iki saat içinde karaciğer yetmezliğinden ölsün mü? Niye bana haber vermiyorsun? Peki kafana göre iş yapıyorsun. İpek, şimdi sana haber vereceğim. 1000 tane prosedür koyacaksın önüme. 1000 dereden su getireceksin. Hasta da bu arada hayatını kaybetmiş olacak. Ya bir şey çok merak ediyorum. Senin akli dengen yerinde mi? Ha? Ben anlamadım ki yani insana hayvan kanı vermek ne demek? Anlatmak ister misin? Vücut dışı karaciğer perfüzyonu. Tabii doktor olmadığın için zor. Hastaya hayvan kanı vermiyoruz. Hastanın kanını hayvana veriyoruz. Hayvanın karaciğeri kanı temizliyor. Sonra hastamızın kanını gerisin geri tekrar hastamıza naklediyoruz. Kapito. Ya ben anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Lütfen bana yardımcı olur musunuz İpek Hanım? Burası bir hastane mi yoksa hayvanat bahçesi mi? Vahap Bey, Allah aşkına siz de yapmayın, bir durun biraz. Yok artık gerçekten bu kadarı da fazla. Gördünüz değil mi? Resmen dalga geçiyor. Vahap Bey, daha önce karşılaşmamış olmanız çok normal. Çünkü ilk defa hastanede çalışıyorsunuz. Şimdi doku uyumlu hayvanlardan yapılan detoksifikasyon uygulanan bir yöntemdir. Normal yani. Gerçekten çok tuhaf. Aslında pek değil. Özgür'ün kanını alıp hayvanınkine veriyoruz. Hayvanın karaciğeri Özgür'ünkinin yapamadığını yapıp kanı temizliyor. Temizlenen kanı da aynen Özgür'e geri veriyoruz. Yani bu onu iyileştirecek, öyle mi? Hayır. Kardeşinizin neyi zehirlediğini anlayana kadar bize biraz zaman kazandıracak. O kadar. Sanki çok önemsiz bir şeymiş gibi. Bunu hep yapıyormuşsun gibi konuşuyorsun doktor. Tabii tabii. Bizim Bodrum katta bir ağrımız var. Sıkıştıkça oradan uygun hayvanı alıyoruz, kullanıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.